1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital, altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğum hanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Mensubu arkadaşlarımız ve Avrasya Hastanesi'nin tüm çalışanları hepiniz hoş geldiniz. Avrasya Hastanesi olarak 14 Kasım Dünya Diyabet Günü farkındalık etkinliği düzenledik. Neler yapacağız bugün? Diyabeti tanıyacağız. İçimizde diyabet hastası olanların merak ettiği sorularını yanıtlayacağız. Evimizde, yakın çevremizdeki diyabetlilere de öğrendiğimiz bu faydalı bilgileri aktaracağız diyelim. Dünyada ve şu anda da içimizde, burada salonumuzda diyabetle yaşayan birçok insan var. Hep yetişkinlerde, hep çocuklarda diyabetten bahsedeceğiz. Ve
değerli alkışlarımızla. Hastanemizin çocuk hastalıkları uzmanı uzman doktor Ersin Sarı bizlerle birlikte. Ve beslenme ve diyet uzmanımız uzman diyetisyen Büşra Çengel bugün bizlerle birlikte. Evet, ilk olarak birkaç soruyu biz genel anlamda işte sosyal medyadan da duyurumuzu yaptığımızda birkaç sorular da bizlere geldi. Sizlerin merak ettiklerini, sormak istediğiniz soruları da el kaldırırsanız yanımıza gelerek hocalarımızdan yanıtlarını alacağız diyelim ve hemen ben başlamak istiyorum. İlk olarak diyabet nedir diye başlamak istiyorum. İç hastalıkları uzmanımız uzman doktor Ayşegül Navdar'la birlikte. Diyabet ülkemizde oldukça sık rastlanan bir hastalık. Hemen hemen her ailede bir diyabet hastası var gibi bir şey artık son zamanlarda. Diyabet, şeker hastalığı olarak halk arasında bilinen, kalp şekerinin yüksek seyredilmesiyle seyreden bir hastalık. Kalp şekeri normalde normal insanlarda 100-120 arasıdır. Eğer 120 altının üzerinde çıkıyorsa biz buna şeker hastalığı başladı diyebiliriz. Ama bazı özel durumlarda da bu değerlerin üzerine çıkmadan da bazı hastalarımıza şeker hastalığı tanısı koyup onlara da diyet veya ilaç başladığımız olabiliyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, çocuk hastalıkları uzmanımız uzman doktor Ersin Hanım'a sormak istiyoruz. Tabii ki yetişkinler kadar çocuklarda da görülebilen bir durum bu. Hocam, çocuklarda peki diyabet nedir? Bunun belirtileri ve tanısını nasıl koyuyoruz? Çocuklarda da yetişkinlerde olduğu gibi diyabet gözüküyor. Tip 1 diyabet diyoruz daha çok. Yani %80'e yakın tip 1 diyabet. Hatta en sık rastlanan endokrin dediğimiz hormonal hastalıklar içerisinde diyabet birinci sırada yer almakta. Ayşegül'ün bahsettiği gibi bizim temel ihtiyacımız şeker, glikoz ve bunu vücuda almamıza sağlayan insülin denilen bir madde var. Bunu kullanmamıza yardımcı olan. Şeker hastalarında, çocuklarda özellikle insülinin yetersizliğine bağlı olarak kanda şeker yükseliyor. Bunu kullanamadığımız için de bir takım semptomlar dediğimiz bulgular ortaya çıkıyor. İnsülin bizim vücudumuza pankreastan beta hücrelerinden salgılanır. Çocuklarda otoimmün bir hastalıktır. Bu ne demek? Bizim vücudumuzda dış etmenlerden koruyan bağışıklık sistemimiz vardır. Bu bağışıklık sistemi bir takım dış etkenlerle, bunlar virüs olabilir, ilaç olabilir, stres olabilir, o gibi şeylerle harabiyet ortaya çıkarsa vücut kendi kendini yabancıymış gibi algılayıp yıkıma başlar. Ve bu beta hücrelerin %80'i yıkılırsa da insülin ağzına bağlı olarak çocuklarda diyabet gözükür. Peki hocam da bahsettik bir diyabet dedik. Peki Ayşegül hocama sormak istiyoruz. Hocam kaç çeşit diyabet vardır? Tip 1 diyabet daha çok çocuklarda gördüğümüz insüline bağlı olan diyabet. Bunun dışında daha çok erişkinlerde gördüğümüz ama daha gençlerde de görebildiğimiz tip 1 diyabette de hastada insülin olmasına rağmen vücut bu insülinden yeterince faydalanamadığı için bunlarda da tip 1 diyabet ortaya çıkmaktadır. Teşekkür ediyoruz. Peki Ersin hocam, çocuklarda diyabet tedavi yöntemlerimiz nelerdir? Demin söylediğim gibi yani bizim glikoz ihtiyacımız glikozu vücuda kullanılabilir hale getiren hormon insülindir. İnsülin de tip 1 diyabette yetersiz olduğu için dışarıdan bunun verilmesi gerekir. İnsülin normalde proteinden yapılan bir hormondur. O yüzden de ağız yoluyla alınması mümkün değildir. Midede sindirilir. İğne yani enjeksiyon yoluyla bu insülinin o çocuklara ya da tip 1 diyabeti olan insanlara verilmesi gerekir. Tabii tedavisi biraz zor. Tek başına yani multidisipliner bir tedavi gerektiren bir durumdur. İnsülinden enjeksiyon yaptırmak bir çocuğa oldukça zor. Günde 3-4 defa bunu yapmak zor. O yüzden de son dönemde insülin pompaları ya da insülin enjektörleri çıkmakta ve çocuklar biraz daha rahat olabilmektedir. Beraberinde eğitim çok önemli. Ailenin ve çocuğun uyum açısından eğitim, beslenme çok önemli. Aynı zamanda da egzersiz, bu hepsinin beraberliğinde tip 1 diyabetin tedavisinde yer alıyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Peki kişi kendinde ne gibi belirtileri gördüğü zaman doktora başvurmalar şeklinde hocam?
şeker ilgili belirtiler konusunda bizim halkımız çok bilinçli. Yine bize ağız kuruluğu olduğu zaman, idrara sıkıştığı zaman bazen hekime gelmeden de kendi şekerlerine baktırıp yüksek olduğunu görüp bize gelebilmektedir. En sık gördüğümüz belirti ağız kuruluğu, idrara sık çıkma. Bunun dışında yemeklerden sonra bir ağırlık hissi, baş dönmesi, bazen denge bozukluğu, bazen yemekten sonra soğuk terleme, çabuk acıkma, ayaklarla yanma, uyuşma, karıncalanma, değişik belirtilerle şeker hastaları karşımıza çıkabilmektedir. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam bir sorumuz var. Diyabetle obezite arasındaki ilişkiyi merak ediyoruz. Yetişenimiz Büşra Hanım'dan yanıtını almak isteyeceğiz. Öncelikle tüm misafirlerinize hoş geldiniz diyorum. Küçük bir dipnot düşmek istiyorum. Bugünkü ikramlarımız tamamen diyabet hastalarına uygundur. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Evet, aslında Ersin Hocam'ın da dediği gibi pankreastan sağlanan insülin bizim kan şekerimizi düzenliyor. Ve eğer obezite olma durumu arttığında, yani bizim kilomuz arttığında burada bir dengesizlik gerçekleşiyor ve hekimlerimiz bize insülin direnci tanısı koyuyor. Bu durumda eğer ki beslenme ve ilaç tedavisiyle bunun önüne geçemezsek, insülin direncini kırmazsak ilerleyen süreçte bu daha da ilerliyor ve insülin kullanımına bağlı kadar gidebiliyor. Beslenme son derece önemli. Beslenmeyle evet gerçekten bunun önüne geçebiliriz. İnsülin direncini kırabiliriz. Fakat obezite arttıkça bu tehlike de artıyor maalesef ki. Ersin Hocam'a sormak istiyorum. Hocam çocuğun diyabetli olduğunu nasıl anlatılır? Çok zor. Yani büyük insanın adaptasyonu, tedavisi çok zor ama çocuklara bu bir kat daha zor. Öncelikle aile ve çocuk bir panik yaşıyorlar. Bu hastalık ne olacak, sonuçları ne getirecek diye. Anne, çocuk, aile, çocuk ve doktor bir araya gelip her şeyi konuşmalılar. Eğitim dediğim gibi çok önemli. Bu hastalık tedavisi olabilecek bir hastalık. Ve eğer düzenli bir tedavi ve regülasyonla devam edilirse de çocuğun hayatını hiçbir şekilde etkilemeyecek, hatta başarılı bir hayat sürebilecek bir hastalık. Çünkü çok düzenli beslenecekler, hayatları düzenli olacak, egzersizleri olacak. Bu tabii olası komplikasyonları var. Bir takım işte kan şeker yükseklikleri, düşüklükleri, ketostoz dediğimiz tablolar. Bunlar konusunda aileye bilinçlendirirken onları çok acele etmeden bilgi vermek gerekir. Bu çocuklar hayatları boyunca spor yapacaklar, aktiviteye katılacaklar. O gibi durumlarda neler yapması gerektiğini teker teker eğitimle anlatılmalı. Hatta küçük basit şekerler dediğimiz ceplerinde küçük bir şeker her zaman bulunmaları gerektiği aileye bilgi verilmeli. Ve buna dikkat edilirse de gerçekten diyabet olan çocuklar ömür boyunca sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilirler. Hayattaki başarıları da daha iyi olabiliyor. Teşekkür ediyoruz. Ayşegül Hocam'a sormak istiyoruz. Ayşegül Hocam, diyabet tedavisinde ne kullanılır diye bir sorumuz var. Ve iyi tedavi edilmezse diyabet ileride ne gibi bir sorunlara yol açar diye merak edilmiş. Onu yanıtını rica edeceğiz. Diyabette öncelikle her şeyden önce diyet. Yani ilaç tedavisi bir yana ama hastanın diyet uygulaması bizim için bir yana. Yani diyet son derece önemli. Çünkü kilo arttıkça şeker hastalığına yakalanma oranı daha çok artıyor. Şeker daha hızlı bir şekilde yükseliyor. Tedavileri daha zor oluyor. Öncelikle diyet öneriyoruz. Bunun dışında ilaç tedavisi, yine egzersiz diyet öneriyoruz tabii ki. İlaç tedavisi, bunlar haplarla olabilir. Oran haplı diyabetik dediğimiz. Ayrıca hapların yeterli gelmediği durumlarda insülin tedavisi. Bazen ikisini birlikte kullanabiliyoruz. Genellikle erişkinlerde, tipik diyabette haplarla tedaviye başlıyoruz. Haplar yetmediği zaman veya hapların kullanımında bir sakınca oluştuğu zaman da insülin tedavisine geçiyoruz. İnsülin tedavisine geçtiğimiz zaman halkımızda yanlış bir algı oluşuyor. Bu bağımlılık yapar mı? Bir daha bırakamaz mıyım? İnsülin tedavisi başlandıysa bir hastaya artık halklar yeterli gelmiyor ve insüline geçtiyse bu bir gerekliliktir. Artık demek ki vücut yeterince insülin üretmiyordur. Dolayısıyla bizim bunu dışarıdan almamız gerekiyor. Bağımlılık yaptığı için değil, ihtiyaç olduğu içindir ve sürekli kullanılması gerekiyor. Teşekkür
bekliyoruz hocam. Peki Büşra Hanım'a sormak istiyoruz diyetisyeninize. Diyabet çeşitlerinde beslenme nasıl olmalıdır? Evet, burada yine aslında biz tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet olarak ayırıyoruz. Çünkü hem çocuk hem yetişkinlikte aynı prosedürü uygulayamayız. Çocuklarda esas olan şey aslında kiloyu korumak, yeterli ve dengeli beslenmek. Genelde annelerimiz bu konuda biraz telaşlı oluyor ve çocuğum yemek yemiyor diyerekten biraz daha sağlıksız yiyeceklere yönlendirebiliniyor. Burada yeterli ve dengeli beslenmeye her öğünde karbonhidrat, protein ve tahıl gruplarını ayırarak dengeli bir şekilde çocuğumuzu bu şekilde bir öğün oluşturursak çok daha sağlıklı olacaktır. Yine çocuklarımızı lütfen ödül mantığıyla örneğin sınavdan yüksek puan alırsan akşam seni hamburgerciye götüreceğim veya çikolata vereceğim diye lütfen ödül mantığıyla ödüllendirmeyelim. Bu sefer çocuklara bunlar daha da cazip hale geliyor aslında. Eğer çocuğunuzun kilo problemi varsa lütfen diyetisyenize danışın. Getirin çocuğunuza bakalım. Ona sağlıklı beslenmeyi öğretelim. Genelde çünkü çocukların sebze tüketme problemleri oluyor. Sebze sevmiyorlar. Bunları sevebileceği şekle getiriyoruz aslında biz. Tip 2 diyabet dediğimiz yetişkinlerde görülen aslında en önemli şey öğün yapmak. 3 ara öğün. Tabii kişiye yine ilkinin kullanımına bağlı olarak bu öğün sayısını arttırabiliyoruz. Burada da aslında en sık yaptığımız hata hap veya insülin kullanıyorum diyerekten sınırsızca yemek, şekerim nasıl olsa yükselmez diyerekten. Bu çok yanlış bir davranış. Yine her öğünde karbonhidrat, protein ve tahıl grubunun oluşturulması gerekiyor ve beyaz undan yapılmış ve rafine şekerden yapılmış, yani sofra şekerinden yapılmış ürünlerden biraz da olsa uzak durmak gerekiyor ve tam buğday aslında burada esas rolü oynuyor. Çünkü aslında yasak değil. Tam buğday unlu makarnalar, tam buğday unlu ekmekleri tüketirsek kan şekerimiz daha dengeli yükselecektir. Ve en önemli şey aslında posalı yiyecekler tüketmek. Çünkü posalı yiyecekler tükettiğimizde kan şekerimiz daha yavaş yükseliyor, daha dengeli yükseliyor. Posalı yiyeceklerden kastımız kuru bakliyat, meyveler. Meyvelerin özellikle kendisinin tüketilmesini istiyoruz, meyve suları değil. Çünkü bir bardak portakal suyu elde etmek için 4-5 portakal sıkıyoruz. Onun şekerini vücudumuza alıyoruz. Fakat aslında biz bir portakal yediğimizde doyuyoruz. Ve meyvelerin yanında kuru yemiş tükettiğimizde yine kan şekerimiz daha dengeli yükseliyor. Diyabetli bireylerin yanlış yaptığı beslenme davranışlarından bahsederken bir de asla bunu yememeli diyeceğiniz besinler arasında neler vardır bunlardan? Şöyle ki diyabetli bireyler kilo problemi yaşadığı için genellikle kendilerini aç bırakırlar zayıflayayım diye ve bu şekilde aslında kan şekeri ani olarak düştüğü için hipoglisemiye de girebilirler. Öncelikle kendilerine uygun olan bir programı oluşturmak gerekiyor. En büyük birinci hata aç bırakmak. İkinci hata ekmeği kesmek, ekmek tüketmemek. Çünkü zayıflayacağım mantığıyla ekmeği direkt hayatımızdan çıkartıyoruz ve tüketmemeye başlıyoruz. Oysa ki tam tahıllı ekmek 1-2 dilimini kişiye göre değişmekle birlikte tükettiğimizde kas kütlemizi de korumuş oluyoruz. Ve en çok benim rastladığım aslında genelde halk arasında bilinir tarçın kullanalım ki kan şekerimizi dengelesin diye. Evet dengeler fakat hipoglisemi gibi bir durumunuz varsa kan şekeri yine ani fazla tarçın kullanımına bağlı olarak düştüğü için yine riskli olabilir. Sonrasında sınırsız bitki çayları çok soruluyor. Bunları da yine sınırsızca tüketmemek gerekiyor. Çünkü bunlar da yine kan şekerin üzerinde oynama yapabiliyor. Bu şekilde eğer sorularımız varsa alabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Hocam diyabet iyi tedavi edilmediğinde ne gibi komplikasyonlar gelişir ve beraberinde getireceği hastalıkları var mıdır? Şeker hastalığı kısa vadede aslında çok fazla belli etmiyor. Yani işte baş dönmesi gibi, uykuya eğilim gibi olup geçen belirtiler olur ama en kötü ve en tehlikeli sonuçları maalesef yıllar içinde 10-15 yıl geçtikten sonra kendini gösteriyor. Çok yavaş ve sinsi bir şekilde ilerliyor. Neler olabiliyor? Özellikle damarlarda bozukluğa bağlı olarak körlüğe kadar gidebilen göz bozuklukları olabiliyor. Börek etmesi, börek çalışma durumu olabiliyor. Bunun dışında yine damarların etkilenmesine bağlı olarak kalp damar hastalıkları, kalp krizleri, inme, felç, bu gibi durumlar tabii diğer hastalarda daha sık oluyor maalesef.
Bunun dışında bir takım işte uzun vadede işte kadınlarda erkeklerde cinsel fonksiyonlarda bozulmalar, bunun dışında tansiyona ve yağ yüksekliği, kolesterol yüksekliğine yatkınlık, ayrıca marin hastalıklara da yatkınlık oluşabiliyor. Teşekkür ediyoruz hocamıza. Evet, öncelikle bu anlamda günde Avrasya Hastanesi'ne çok teşekkür ediyorum. Dünya Devlet Üniversitesi'nin etkinliğiyle bize bir yere getirdiğiniz için. Ve aramızda çok kıymetli başkanımız, Devlet ve Engeller Derneği Başkanımız gerekçesiyle ve bugün buraya gelen misafirlerimiz aramızdalar. Kendilerine de hoş geldiniz diyoruz. Evet, üç tane birbirinden kıymetli hocalarımız var. Kıymetli Ayşe Günal'dan hocaman, kıymetli Ertuğrul Hoca'da ve güzel bir Büşra Şeyhan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bilgileriyle donanımlı bir şekilde bizleri aydınlattıkları için. Hocam tabii aslında hepimizin yaşadığı günümüz olaylar bizleri çok etkiliyor ve stres. Peki stresin diyabetle bir ilişkisi var mı, bağlantısı var mı? Diyabet hastaları daha hassas oluyorlar çünkü birçok konuda. Ve stres hastalıkta ne engel olabilir? Çok teşekkür ederim efendim. Direkt diyabete sebep olmasa da tabii ki oluşumunu hızlandırabiliyor. Eğer insanda bir diyabete karşı bir yatkınlık varsa, özellikle aynı dengelen veya kilo varsa, yoğun stresli durumlarda tabii ki şeker hastalığı daha erken çıkabilir, daha şiddetli çıkabilir, tedavisi daha zor olabilir. Bütün hastalıklarda olduğu gibi kalp damar hastalıkları, onun dışında şeker hastalığı, yüksek tansiyon, hatta malign hastalıklar, bunlar hepsi stresle birlikte tetikleniyor. Çünkü yoğun stresle birlikte yoğun kortizol, yoğun hormon salınımları, bunlar tabii ki bütün vücudu etkiliyor. Kesinlikle stresin bütün hastalıklarda tetikleyici ve ilerleyici bir negatif yönü olduğunu düşünüyorum. Benim de merak ettiğim şeker ve tuz diyabeti arttırır mı, genetik mi değil mi? Ailesinde diyabet hastası olmayan birisinin yakalanma şansıyla olmayan yakalanma şansı nedir? İzah etmesini teşekkür ederim. Yoğun şeker tüketimi yani şeker, hamur işleri yani yoğun karbonhidrat tüketimi tabii ki şeker oluşumunu hızlandırıyor. Aslında birebir ilişkili. Yani eskiden daha çok böyle genetik yatkınlık görüyorduk. Ailelerde şeker hastalığı oluyordu. Bunların ya bir ya iki çocuğunda oluyordu. Akrabalarda varsa tek tük oluyordu ama şimdi neredeyse bütün Türkiye'de her 11 kişiden bir kişi neredeyse şeker hastası olma durumunda. Neden? Son yıllardaki son derece sağlıksız beslenme, işlenmiş gıdaların çok aşırı derecede tüketilmesi, insanların maalesef bunu sonradan bilinçlenmesi. Yani şimdi tabii ki pek çok insan bu durumun farkında ama bu arada pek çok yeni diyabet hastaları ortaya çıktı. Son yıllardaki özellikle işlenmemiş gıdaların yoğun tüketilmesiyle birlikte şeker hastalığı artık genetik olmanın da dışına çıktı. Neredeyse küçük çocuklarda 13-14 yaşında kiloyla birlikte daha şeker başlamış oluyor insülin direnciyle. Şeker yükselmiyor ama şekerin en erken bulgularını, insülin direncini bunlarda görüyoruz. Şimdi bunlarla biz bunları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Daha genel olarak bunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu yaşlarda kilo verdirmeye, insülin dirençlerini düşürmeye. Çünkü biz bu çocuklara şimdi kilolarını verdiremezsek, beslenme alışkanlığını değiştiremezsek ileride bunlar %100 şeker hastası adayı. Genetik yatkınlık var. Bunlarda daha erken ortaya çıkıyor ama artık genetik yatkınlık olmadan da normal toplumlarda da beslenme alışkanlığımızdan kaynaklanan diyabet hastalarında aşırı derecede bir artma var. Ben bir katkı bulunayım. Genetik yatkınlık daha çok tip 1 diyabette. Çocuklarda görülüyor. Onlarda özellikle anne babada varsa %30'lara 40'lara. İkizlerinde varsa %60-70'lere kadar. Çift yumurta ikizlerinde böyle. Tek yumurta ikizlerinde ise %80-90'lara kadar çıkan bir genetik yatkınlık. Daha çok tip 1 diyabet için görüyoruz. Ama Ayşegül'ün dediği gibi çocuklarda beslenme bozuklukları, erken yaşta obeziteyle karşılaşmaları, annelerin özellikle ilk 1 yaş, 5-6 yaş ve adolesan dönemindeki beslenme hatalarından dolayı çocukların %80'i ki bu çok yüksek bir oran ileride diyabet için aday oluyorlar.
Yani açlıktan hiçbir çocuğa hiçbir şey olmaz. Evet. Ama sağlıklı beslemek lazım. Aç kalsın, az yesin ama sağlıklı yedirmek gerekir. Az ve öz yedirmek gerekir. İleride çok daha, yani bu şekilde beslenme alışkanlıklarımız devam ederse maalesef ileride çok daha fazla şeker hastalığı ortaya çıkacak. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Diyabetler ve Diyabet Derneği Başkanlığı'nı yapıyorum 6 yıldır. Ailede diyabetli var mı yok, kendim diyabetli değilim. Diyabet Başkanımız Adnan Saygı'nı da anlamadan geçemiyorum. Onun tüm ailesi diyabetli olduğu için böyle bir dernek kurma çabasında bulunmuş. Biz de onu bayramı taşımaya çalışıyoruz. Tabii ki hocalarımızın dediği gibi diyabet hızla artan, genellikle beslenme alışkanlıklarından yanlış beslenmemizden ve doğal gıdalara ulaşamadığımızdan yıllar içinde hızla artmaya başlamıştı. Bugün de burada uzmanlarımızdan bilgiler alıyoruz. Güzel oluyor. Allah sağlasın. Bu arada teşekkür ediyoruz. Anlamlı bir günde bizi burada buluşturduk ve güzel bilgiler alıyoruz. Diyabet konusu insülinden başlayan vazgeçemiyor. Onunla devam ediyor diye biliyorum. Son zamanlarda operasyonlar yapılıyor. Böbrek üstü üzerinde yapılıyor. Bunlara ne kadar güvenmeliyiz, nasıl yönlendirmeliyiz beyefendilere? Orada ne dersiniz? Mesela çocuklarda tip 1 diyabet ise bunlarda zaten insülin yoktur ve dışarıdan insülin vermemiz gerekiyor. Erişkinlerde de özellikle tip 2 diyabetlerde de bunlarda ilk zamanlarda, ilk 10-15 yıllık süre içinde mevcut insülini ona yettiği için ilaçlarla biraz daha hızlı çalıştırarak pankreası o arayı kapatıp şekerini düzene sokabiliyoruz. Ama eğer düzenli takip edilmemişse, şekeri çok iyi seyretmemişse bazen erken, bazen geç insülin ihtiyacı oluşabiliyor. Bu artık ihtiyaç oluştuğu içindir. Dolayısıyla kimi haplarla birlikte, kimi tek başına insülinle tedaviye devam etmek gerekiyor. Onun dışında ameliyatlar son zamanlarda yapılıyor. İlk yıllarda, ilk metabolik cerrahi çıktığı zamanlarda bunu çok böyle endokrin camiası çok kabul etmiyordu. Bu yani böyle bir tedavi yöntemi sadece ilaç ve insülinlerle biliyordu. Ama şimdi son bir yıldır diyebilirim ki artık endokrinde de iyi ilaçlarla regüle olmayan, ilaçlarla, insülin ve haplarla düşürmeli uygun hastalara ameliyat önerilebiliyor. Bunlarda da başarılı sonuçlar alınıyor. Bunlar nasıl yapılıyor? İşte öncelikle hastanın bir işte endokrin dahiliye, bir psikiyatri, bir diyetisyen kontrolünde bu hasta gerçekten kilo veremiyor mu? Yani ilacını veriyorsunuz, diyetini yaptırıyorsunuz ama yapamıyor mu? Bazen yapamıyor bilinçli veya bilinçsiz. Bazen de iradesine hakim olamıyor ama böyle de bir sorun var. Yani bir şekilde şekeri düşmüyorsa bu hastalarda ameliyat yapılabilir. Çünkü ameliyat sonrası gerçekten şeker ilaçları da kesiliyor. Kilo verdikleri zaman tansiyon ilaçları da kesiliyor. Kan şekerleri de düzeliyor. Uzun vadede aslında hem ekonomik anlamda da hani genel devlet ekonomisi olarak düşünülürse o anlamda da güzel ama çok böyle iyi evlerde yapılması gerekiyor. Çünkü bu ameliyatlardan sonra erken komplikasyon dediğimiz bir takım hemen ameliyat peşinden gelişen enfeksiyon, işte yaraların kapanmaması gibi istenmeyen durumlar ve bunlardan da hasta kayıpları oluyor maalesef. Az da olur, olsa da oluyor ama az bile olsa bir insan için o kendisi içindir. Yani bir kişi, iki kişi bence önemlidir. Sonuçta ameliyat oluyorsun. 100 kişi olur, bir kişi hayatını kaybediyorsa o bir kişidir önemli olan. Onun ailesi için önemli olan odur. Dolayısıyla bu en son başvurulabilecek bir şeydir. Ama faydası var. Uzun dönemde de çok uzun dönem faydaları veya zararlarını bilmiyoruz. Çünkü yeni yeni yapılan ameliyatlar. Bazen daha böyle bir ay, iki ay, üç ay, beş, üç, beş ay sonra da yine bu ameliyattan dolayı işte yapışıklıklar olabiliyor, bağırsaklarda tıkanmalar olabiliyor. Başarılı sonuçlar alınıyor ama az da olsa komplikasyonları var. Çok da iyi evlerde yapılması gerekiyor. Yani çok araştırmak gerekiyor. Çok uygun hasta olması gerekiyor. Yani
gerçekten ilaçla, diyetle yapamıyorsa en son çare olarak yapılabilir ve faydası da görülür. Bir de çocuklarda ben bir ekleme yapayım. Sen obezite cerrahisiyle ama bir de adacık hücre implantasyonları var. Yani pankreasta olan insülin salgılamasını yarayan hücrelerin eksikliğinden dolayı tip 1 diyabet çıkıyordu. Bunları pankreas hücrelerine ekmek şeklinde bir takım ameliyatlar var ama Ayşegül'ün söylediği gibi bunlar da çocuklarda özellikle çok ilk seçenek değil. Çünkü bunların vücut reject dediğimiz itiraz edebilir, dünya bunu kabul etmeyebilir. O gibi durumlarda da bunu kabul etsin diye immünosüpresif dediğimiz ciddi ilaçlar kullanmaları gerekiyor çocukların. Bunlarda bir takım yan etkileri, komplikasyonları olduğundan dolayı bu tarz ameliyatlar yapılmaya çalışılıyor ama henüz daha rutine binmiş, güncelleşmiş çok fazla ameliyatlar değil. Bizim için insülin kriter ve o kesinlikle alınması gereken sadece yolunu değiştirmek belki işte çok da enjeksiyon yerine insülin pompaları kullanmak çocuklar için hayatlarını daha kolaylaştırıyor. İğne fobilerini ortadan kaldırıyor. İnsülinin yanlış enjeksiyonlarından dolayı oluşabilecek komplikasyonları da azaltıyor. Ben tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bilgilendirdikleri için her konuda ve 12 senelik diyabet hastasıyım. Son 2 senede 380-400'ü geçik şekerlerim oldu. Ama sağ olsun Büşra hocama geldim. Şimdi Eylül ayından beri şekerim şu an 135-170 arası seyrediyor. Bana yaptığı katkılar için çok teşekkür ediyorum kendisine. Ben çok teşekkür ederim. Hastamız bana geldiğinde çok endişeliydi. Şekerleri çok yüksek seyrediyordu. Yapabilir miyim dedi. Yapabilirsin dedim. Birlikte bir deneyelim dedim. Çünkü artık inancını da yitirmişti. O kadar çok denemiş ki, o kadar çok farklı yerlerde bunu denemiş. Yavaş yavaş minik minik başladık, bir baktık evet yanıt almaya başladık, şekerlerimiz düşüyor. Ben de size teşekkür ederim hem katıldığınız için hem de uyguladığınız için. %26'nın üzerindekilerden biz yani şeker hastası olma ihtimalinden bahsederiz ama bundan sonra da normal şeker aralığında olsa da bazen bunu şeker hastası olabileceğini herhalde söylediniz. Eğer yanlış anlamadım sanırım. Normal aralıkta görülebilir bir belirti var mıdır? Varsa ne bunu merak ediyorum. 126'nın üstünde ise şeker hastası diyoruz. O zaman tabii işimiz kolay ama bazen hastanın yani belirtiler oluyor. Hastada ağız kırığı oluyor, idrara sıkışma oluyor, ayaklarda yanma, uyuşma, özellikle ayaklarda yanma ve uyuşma gibi şikayetler oluyor. Bunlarda şeker normal çıkabiliyor ama biz bunlarda acaba bir gizli şeker var mı diyoruz, yükleme yaptırıyoruz. Yüklemede de hastanın açlık şekerinin düşük olduğunu ve topuk şekerlerinin yükseldiğini görüyoruz. Bu gibi durumlarda da eğer hastanın topuk şekeri yani bu yükleme esnasında özellikle birinci saatten sonra 200'ün üzerinde değerleri görüyorsak biz bu hastaları da şeker hastası olarak kabul ediyoruz. Şikayet durumuna göre diyet her zaman diyet egzersiz öneriyoruz ama bazı durumlarda da ilaç tedavisi de önerebiliyoruz. Teşekkür ediyoruz hocama. Bir de gebelikte gebelerde bir özel durumumuz var şeker hastalığı için. Gebelerde de şeker hastası hastalığı görülebiliyor. Bunların bir kısmı zaten şeker hastasıdır. Gebe kalmıştır. Ama bir de gebelik döneminde özellikle 5. aydan sonra şekeri yükselen hastalarımız var. Bunlarda gebelik şekeri diyoruz. Gebelik şekeri olan hastalarda da kimi diyet her zaman veriyoruz ama bunlarda tabii ki daha yüksek kalorili diyetleri veriyoruz. Artı beraberinde duruma göre insülin tedavisi verebiliyoruz. Ama bu hastalarımıza her zaman şunu söylüyoruz. Gebelik bittiğinde geçtiği süre için hastalık bitecek. Ama gebelik şekeri olan hastalarımız ileride şeker hastası adayıdır. Dolayısıyla şekerlerini kontrol etmelerini ve mevcut diyeti de devam ettirmelerini öneriyoruz. Evet hocamıza teşekkür ediyoruz. Benim oğlan engelli. Bu gebe falan yok da kola cipsiyiz biz. Dışarı çıkınca hayal kuruyorum. Yani yaşına göre ondan buradan takip ediliyorsa ben... Evet getirin ilgilenelim.
birlikte beslenme alışkanlıklarını değiştiririz. Çünkü yememesi gerekiyor. Eğer yemeye devam ederse ileriki zamanda ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bazı hastalarımızda insülinin kilo aldığını söylüyorlar. Kilo aldırıyoruz ya da kilo vermiyoruz. İnsüline de bağlarsak ve biz bir yandan yersek yine şekerimiz artırır. Biz de insülini artırırız. Şekeri düşürürüz ama yedikçe o aldığımız gıdalar, o aldığımız şekerler bize kilo olarak geri döner. Direkt insülin kendisi kilo aldırmıyor. Aldığımız, eğer insülin kullanmıyorsak vücuttaki bu aldığımız fazla şekerin fazlası idrarla atılıyor. Ama eğer biz insülin kullanıyorsak bu şekeri vücut kullanıyor, yağ dönüştürüyor. Dolayısıyla biz insülini arttırdıkça hastanın daha çok kilo alıyor. Daha çok kilo aldıkça şekeri yükseliyor. Böyle bir kısır döngüye giriyor. Onun için insülin de kullansa, hapta kullansa, hiçbir şey de kullanmazsa önce az yiyeceğiz. Demin hastamız çok güzel söyledi. O kadar doktor, o kadar endokrinolog, o kadar ilaçlar insülinle. Ama güzel bir diyetle çok güzel düştü şekeri. Muhtemelen inşallah kilo da verecek. Kilo verdikçe insülin ihtiyacı da artacak. Dolayısıyla önce diyet. Bugünkü bu güzel söyleşiye katkılarından dolayı hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Tabii ki bunu da teşekkür belgelerimizi de sizlerin huzurunda takdim ederek gerçekleştireceğiz. Evet, tebrik ediyoruz hocamızlara bu güzel anlatımından dolayı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız Uzman Doktor Ersin Sarı'yı alkışlarına kadar ediyoruz. Evet, hocamızı da tebrik ediyoruz katkılarından dolayı. Ve beslenme ve diyet uzmanımız Uzman Diyetisyen Büşra Çengel alkışlarına kadar ediyoruz. Evet, değerli üç hocam ve şekerimle birlikte yan yana bir fotoğraf verip katılımcılarımızla da bugünü ölümsüz kılalım istiyoruz. Kıymetli SRT Televizyon izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımızda bugün Dünya Diyabet Günü ve Farkındalık Etkinliği'nde sizlerle birlikteydik. Birbirinden kıymetli 3 değerli hocamız bizleri bilgilendirdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve bu güzel programımıza Engeller ve Diyabetler Derneğimiz katıldılar. Ben öncelikle Sayın Başkanımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Değerli beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Ve programımızla ilgili, seminerle ilgili neler söyleyecekler kendilerinden dinliyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle SRT TV'ye bu anlamlı günü, bugün Dünya Diyabet Günü, bizimle olduğu için, bizimle geçirdikleri için ve Avrasya Hastanesi çok değerli doktorlarıyla bizi bilgilendirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Diyabet hızla artan bir rahatsızlık ne yazık ki. Diyoruz ki diyabet iyileşmez ama kaliteli yaşanır. Gerçekten de diyabetli hastalar kendilerine dikkat ediyorlarsa çok sağlıklı bir ömür sürüyorlar. Birçok hastalığa yakalanmıyorlar. Onun için sağlıklı beslenme konusunda dikkat etmeleri gerekiyor. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bizler size çok teşekkür ediyoruz. Ben Diyabet ve Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Haluk Uygur. Avrasya Hastanesi'nin bu çok önemli bir günde önemli bir toplantı yaptığı kanaatindeyim. Toplumun dikkatini daha çok çekmek adına bu tür toplantıların ben çok tekrar edilmesi taraftarıyım. Ama daha da önemli bir konu söyleyeceğim. Eğitim, toplumumuzun eğitime, diyabet konusundaki eğitime daha fazla önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Maalesef toplumumuzda bilhassa çocukların diyabetten haberi yoktur, şeker hastalığından haberi yoktur, beslemeden haberi yoktur. Oldukça kilolu ve sağlıksız beslenen evet bir nesil geliyor. İleride sıkıntısını yaşayacaklar ama eğitime daha çok önem verilmesi taraftarıyım. Size de çok teşekkür ediyorum. Farkındalığınız için. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. SRT Televizyon izleyenlerimiz bu haftada Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Dünya Diyabet Günü farkındalık etkinliğimizi sizlerle paylaştık.
paylaştık. Bizler öncelikle Avrasya Hastanesi'nin yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Hüseyin Uğurlu hocamıza, İbrahim Uğurlu hocamıza ve değerli doktorlarımıza vermiş oldukları bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki katılımcılarımıza ve siz değerli izleyicilerimize de bizlerden ayrılmamanız ümidiyle. Hoşçakalın, dostçakalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında... dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse İnsan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050